Ya şu bir kere bu gerçekten şu çalım işlerine çok herkes takılmış durumda. Hiçbir şey yok. Sizin ihtiyacınız olan bir yerde birisini alıyorsanız siz de çalım atmış olmuyorsunuz. Yani ben bu arada yediğini düşünmüyorum. O ayrı mesele ama gelen oyunculara bağlı. İnsanların bir şeyin çalım mı değil mi olduğunu kim geliyorsa ona göre karar verir. Ve her şey gayret mantıklı sonuçta futbol izleyicisi. Yani bunu alacaklarmış der. Ona öyle oyun izleyici karar verir diyeyim. Hakeza bizim çalım attığımız düşünülen oyuncularla da çıkıp bir kelime etmedik yani. Rakiplerimiz işte bu konuda naralar atıyor. İşte farklı farklı söylemler içerisine giriyor. Yine söyleyeyim. Yani bizim çalım attığımız düşünülen oyuncularla ilgili her şey benim belgelerimle var yani. O yüzden bunu şey yaptığımızda yani belgeden kastım da mesajlardan bahsediyorum. O yüzden hani sadece bu futbolda oluyor. Bazen aynı oyuncuya talip oluyorsunuz. Olabiliyor. Yani ne insanları çünkü bu da taraftar birbirinden çalım bekliyor oluyor. Halbuki herkesin kendi ideal kadrosuna odaklanması lazım. Yani doğru oyuncu da evet aynı oyuncuya talip oluyorsanız o zaman birisi çalım yemiş, diğeri çalım atmış diye görünebilir ama diğer taraftan işte o pozisyona kimlerin alınacağını veya o pozisyona mı alınacak aslında başka bir pozisyona ihtiyaç yani orada ona da bakarak karar verilecektir herhalde herkes. Beşiktaş'a gitmesine üzüldünüz mü? Sorunu tamamladım. Yo niye şey yapayım yani herhangi bir takım. Pek çok isim. Zaten bence buradaki temel sorun yine aynı şey. Herkesin her gün bir transfer okuma ve bir transfer duyma isteğinin aslında toplamda 10 transfer yapacaksak 10 gün duyabiliyoruz. Ama bu yaklaşık işte 80-90 gün. Hadi bir de transfer öncesi dönem de var. 120 gün, 120 oyuncu hatta günde 3 oyuncu düş 360 oyuncu duyma isteğine siz de 360 oyuncu duyurma isteğiyle ve duyurma şeyle aslında karşılık veriyorsunuz ve zaten bu ne oluyor? Bu sefer işi anlamsız kılıyor. Çünkü 50 oyuncuyla görüşüldüğü gibi oluyor. Bir sürü zarar veriyor kulüplere. Türk futboluna zarar veriyor. Yani birçok şeyi oluyor bunun. O yüzden sayılan isimlerin %80'i olmayan isimler maalesef. Gündüz de o isimlerden birisi. Her zaman opsiyonlar sonra yani şu an var olmayan bir opsiyon sonradan çıkabiliyor. O da değil. Ama bunu ben ısrarla hep tekrar edeceğim. Yani bizim doyumsuz hissimizi yani ben de bir taraftarım ve ben de her gün gazete alıp bizim zamanımızda gazete vardı eskiden işte gazete alıp iki tane üç tane spor gazetesi alıp sürekli okumaktan zevk alırdım. Çok iyi anlıyorum o yüzden ama şunu fark ettirmek için söylüyorum. Bizim o doyumsuz hissimizi beslemeye çalışan sistem sürekli herkese problem üretiyor. Bunu bilinmesini isterim. Diğer soruyu var mı? Ramos'tu. Evet, bak işime gelen de gel. İyisin. Evet, yani dediğim gibi evet şey herkesin listesinde zaten tüm takımların vardır diye düşünüyorum ama rakamlar dediğim gibi bizim yani şunu bilmemiz lazım. Gelmek istediğimiz seviyenin yaklaşık beşte biri bütçeye sahibiz. Yani bugün yani düşün seneye nasıl başladık? Bunları şöyle işte bu sezona işte Icardi'yi aldık, Angelino'yu aldık. İşte Tete'yi aldık, Kerem Demirbay'ı aldık, Zaha'yı aldık, Halil'i aldık. Bunların hepsi bir şey plan doğrultusundaydı. Yani çünkü ön tarafta daha yaratıcı oyunculara gitmemiz lazım. Şimdi sadece Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalayım, Türkiye Ligi'nde şampiyon olayım daha korunaklı bir alandayım ve dediğim gibi bencil düşünürsen risk almayayım. Kişi kendini düşünsün, bunu sağlayayım. Zaten bu çok ciddi alkışlanacak bir şey. Ama hem Galatasaray'ın gelişmesi hem Türk futbolunun gelişmesi için herkesin belli riskleri alması gerekiyor. Yani o riski alan bedelini ödesin mi? Ödesin. Ama hiç değilse yani hayata bir defa geliyorsun. Doğruyu yapmak adına sana şans birkaç defa gelmiyor bile. O yüzden doğruyu yapman lazım. Kişi kendini düşünmemen gerekiyor. Öyle olunca da en büyük biz hep bunu geçen sene de söyledim. Hayalimizin en ucundaki isme gidebiliriz. Alma şansının %1 olur. Alırsın almazsın. O bedelleri bu arada alabilirsin. İstenilen bedeli ödeyerek. Doğru mu yaparsın? Yine aynı şeye geliyor. Kendini alkışlatmak mı istiyorsun yoksa doğruyu yapmak mı istiyorsun? Hele böyle çalım malım hikayelerinden sonra insanlar hırs yapar.
biz de insanız. Ama hemen alayım falan. O ne demek? O da yine bencil düşünmek, kendini düşünmek. Parayı ağır vurup harman savurmak oluyor. Bu kadar bahsetmeden herhangi bir geçtiğimiz senede bu isimler Zaha, Tete, Icardi, Angelino, Kerem Demirbay, Ali böyle isimler almış olsanız bir de toplam Icardi dahil herhalde işte bonservis ve imza paraları toplam 18-19 milyon. Yani inanılmaz düşük bir rakam. Bunun 10 milyonu Icardi'ye müthiş bir transfer sezonu geçirildi oluyor. Öyle denirdi. Şimdi tabii bu yeni gelecek oyuncuların isimleriyle ilgili yani kimle ilgileniyoruz veya bu isimleri doğrulayıp şey yapamam. Ama dediğim gibi yine herkes yani stoperdeki takviye de çok değerli bir takviye olacak. X, Y, Z isimden bahsetmiyorum ama gerçekten takımı çok kuvvetlendirecek bir takviye olacak. Evet, ayrılıklar çok söz konusu olacaktır sonuçta. Ona muhakkak ki birileri gidecek, birileri gelecek. Kimileri kiralık gidecek. Onu da süreç içerisinde ayrılıkları göreceğiz. Erdem Bey. Şöyle, ben birçok Fenerbahçe taraftarından yolda yürürken de veya birçok tanıdığım işte başka şey Beşiktaş'ın taraftarından da bunu hep duyuyorum yani bizim söylemimiz değil yani. Siz bunu bu şekilde yükselttiniz şimdi bizimkiler de yapıyor diye. Muhakkak bu rekabet, bu geçen sene biz yükselttik. İnşallah bu sene başkaları yükseltir. Biz takip ederiz. Yani bizim şöyle bir şey de yok insanın onun da kibirden doğduğuna inanıyorum yani. Biz şunu yaptık, bunu yaptık ama biz sadece şunu söyleyebilirim. Bunu federasyondaki toplantılarda da söylemiştim. Galatasaray'ın iç toplantılarında da hep söylüyordum. Geçen senenin başında daha. Dedim ki bizim sadece Galatasaray toplantısı yaparken sadece Galatasaray için konuşuyorsak konuşmayalım. Yani haybeye şey yapıyoruz. Çünkü insan bir şeyin içerisindeyse, spor dünyasının içerisindeyse amacı kendi olamaz. Amacı kendi takımı da olamaz sadece. Tabii ki kendi takımının şampiyon olmasını ister şey yapar ama asıl amaç futbolu büyütmek. Biz o yüzden kendimize slogan bulduk. Artık 6 büyük lig olacak diye. Yani 5 büyük ligin olmasının ve bizim ligimizin tercih edilmeyen bir lig olmasının hepimiz ceremesini çekiyoruz. Hem maddi olarak hem oyuncuların gelmeye ikna edilmeye olarak hem genç çok büyük talentları yani yıldız adaylarını getiremiyorsunuz bir sürü şey olarak hem oyuncu satarken ucuza satıyor olarak gibi gibi. Ama biz tüm toplantılarda demeyeyim yanlış bir şey söylemek istemem ama en az %75'inde Galatasaray'la ilgili toplantıda hep şunu diyoruz. Artık 6 büyük lig olacak. Dolayısıyla bizim amacımız artık 6 büyük lig olsun. Bu 6 büyük lig nasıl olunur? Sadece iyi futbolcuyla değil daha birçok şeyin yapılması lazım ama en azından o seviyeyi daha gelir gelmez başka bir noktaya çektiğimiz için, rekabeti başka bir noktaya çektiğimiz için çok mutluyum. Ve yani hakikaten de rakiplerimiz de çok güzel kadrolar yaptı. İnşallah daha da gelişir. Hem onlarınki hem bizimki. Ve böyle yani bu tip hamlelerle daha vizyoner, daha ne diyeyim risk alarak, daha büyük düşünerek hamlelerle biz Türk futbolunu bir noktaya getirebiliriz. İnşallah böyle devam eder.